İyi akşamlar arkadaşlar. Ben Himmetcan. Şimdi öncelikle şu açıklamaları yapmak istiyorum arkadaşlar. Ödevleri gönderiyorsunuz. Fakat bazı sıkıntılar var. İlk önce şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ödevler hakkında şu açıklamaları yapayım. Öncelikle öğrenci numaranız et tr Bu e-mail adresinizi kullanarak bana ödevleri atın. Ödevleri tek atın. Bir tek mesaj olarak atılmalı. Bir tek atın. Yani birden fazla atıyorsunuz aynı şeyleri. Öğrenci çokluğunu söylemiştim arkadaşlar. Çok fazla öğrenci var. Dolayısıyla e-mail kutusu doluyor. Bunları kontrol etmek mümkün değil. Ödevlerinizi PDF formunda veya imaj formunda gönderebilirsiniz. Bunları lütfen dik formda gönderin arkadaşlar. Bilgisayarda nasıl okuyacağız? Okumak mümkün değil. Şu anda bu kağıtta olduğu gibi dik formda bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde yatık değil ki okuyabilelim. Ödevlerinizin üzerinde muhakkak sizin kişisel bilgileriniz olmalı. Makine mühendisliği, inşaat mühendisliği şu anda mesela diyelim ki Kalkulusu yani bu genel matematik Türkçe olarak da alanlar var arkadaşlar. Benden İngilizce olan ala, olarak alanlar da var. Yani siz makine mühendisliği yazacaksınız. Ondan sonra M102 kalkulus, ondan sonra ödev e, homework 8 veya e, lecture 8 gibi neyse yazacaksınız arkadaşlar. Muhakkak adınız soyadınız olmalı, öğrenci numaranız olmalı, bölümünüz olmalı. Ben burada ne yapıyorsam bakın arkadaşlar her şeyi gayet açık yazıyorum başlık olarak. Dersin adı var, tarif var, ödevin adı var, ödev numarası var, adı var. Her şey açık bu şekilde yazın arkadaşlar. Dolayısıyla kişisel bilgilerinizde adınız, soyadınız, öğrenci numaranız, bölümünüz, ödev numarası her şey olmalı. Lütfen ödevleri bir defa atın arkadaşlar. Öğrenci numaranızı kullanın söyledim. Ödevlerin süresi 7 gündür arkadaşlar. 7 günden sonra göndermeyin ödevleri. Diğer ödevleri yapın. 7 günden sonrakileri değerlendirmeyeceğim arkadaşlar. Bu ödevlere ayrıca e, Erudum'da takvime koyuyorum. Oraya bakın süresinin ne zaman dolacağına da dair. E, söyleyebileceğim şeyler bunlar arkadaşlar. E, i̇kinci pratik ödevler sınırlandırıldığı için ikinci pratik yolda lütfen bu YouTube kanalına abone olun. Size hemen ödevler atınca Bildirim gelir. Hemen ödevleri ve dersleri çalışmaya başlarsınız. Yani YouTube kanalına e, abone olmak sizi biraz da belki hızlandırabilir arkadaşlar. Benim şimdilik söyleyebileceğim şeyler bunlar. Şimdi şu ödeve geçelim. E, our homework eight application of integration, area between, curves, Uh, as you can see, that again we have five question. Okay, uh, but I have divided the these five question into the two parts. First one is find the area of the region bound by the following curves and y-axis. Okay, now uh, our uh, we have a and b part okay now let's look at uh, part a uh, as you can see that we don't have we don't have limit of integration but it doesn't matter then uh, i am writing that by using our definition the area is integral absolute value of 2 plus x minus x square x square dx. Okay, now let's find the roots of inside of the absolute value. 2 plus x minus x square is 0, and then we can rewrite by multiplying this equal to minus 1, and so x squared minus x minus two is zero then we have two roots minus one and one please change the sign and so first root is two second root is minus one as you can see that we have two roots okay minus one and Uh, let's take least number which is minus one. Lower limit of our integral. This is the upper limit of our integral. As you can see that we have find the limit of. integration this is first step now the second step please consider the sign table of this polynomial wheel okay the two plus x minus x square as you can see that we have two roots Please don't change anything. Okay. Please write inside of the absolute value, which is two plus x minus x squared. The sign of the x squared is minus one, and so minus plus and minus. Uh, the sign between the minus one two is positive, and so. the inside of the absolute value is positive and then we don't need absolute value we can calculate the integral of the this polynomial okay please continue other step now i think you can uh solve by using the uh, to, by using the same way Which is uh, used in part A for part B. And let's look at the second question. Uh, find the area of the region bounded by the following curves. As you can see, that we have three parts. And which parts uh, consist of two curves? Okay. Now, look, uh, let's look at here. Uh, I, I, I I also give to you the answer of uh, the question. Okay, uh, if you look at here, the answer of the part A nine over two like this. Okay, now uh, we have no meter here, and we have no meter here because everything depends on the variable x here. Everything is depends on the. The variable Y, but here there is some confusion. Okay, let's look at the part B. Uh, uh, we can write here X is Y square over two and X is Y plus. for. As you can see that our function is depends on y, h, say here, k, y. Okay. At that time, the area is integral h minus k. Please continue the other step. Thank you.